Merhabalar, ben Onurcan Yelinmez. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde Amerikan korku filmi tarihinde yeni bir yol açmış bir seri katilin hayatını izleyeceğiz. Bu seri katil Texas Katliamı filminin de esin kaynağı olan bir isim. Ed Gein. Ed Gein tam bir korku filmi karakteri gibiydi. Bu yüzden yakalandıktan sonra araştırılan dehşet evi yüzünden çok popüler bir insan haline geldi. Arabası bile açık arttırmada satıldı. Ed Gein'i bu kadar popüler kılan ise insan derisinden yaptığı ev eşyaları ve kıyafetlerdi. Edward Theodore Gein, 27 Ağustos 1906'da Augusta ve George Gein'in çocukları olarak Wisconsin'da bulunan La Crosse kasabasında dünyaya geldi. Anne Augusta fanatik bir dindardı. Bu yüzden iki çocuğunu da bu ahlaka göre baskıcı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyordu. Baba ise aşırı pasif ve alkolik bir adamdı. Evde sadece annenin sözü geçiyordu. Augusta'ya göre dünya ahlaksızlaşmıştı ve günahkarlarla dolmuştu. Çocuklarını bu yüzden İncil'e göre yetiştirmeye çalışıyordu. İki erkek çocuğu olan Augusta, çocuklar biraz büyüyünce cinsel isteklerini de engellemek için kadınları sürekli kötülüyordu. Kadınlardan uzak durmazlarsa cehenneme gideceklerini tekrarlıyordu sürekli. Augusta ise yaramaz eşinin yerine evi de geçindirdiği için konumu güçlüydü. Ne derse o oluyordu. Anne yeterli parayı kazanınca ailesini kendisine göre şehrin günahlarından uzaklaştırıp bir çiftlik evi satın aldı. Burada dış dünyadan kopuk çocuklarını yetiştirebilirdi. Ama Eddie'nin okul zamanı da gelmişti. Annesi okulda arkadaş edinmesini kesinlikle yasaklamıştı. Geçirdiği baskı dolu çocukluk zaten Eddie'yi utangaç birisi yapmıştı. Bu yüzden arkadaş da edinemiyordu. Eddie'nin hayatı sadece macera dolu kitaplarıydı. Ancak kitap okurken dış dünyaya açılabiliyordu. Yıllar bu şekilde geldi geçti. Eddie ve abisi Henry'nin tek arkadaşları birbirleriydi. Bu yüzden sosyal yaşama dair hiçbir bilgileri yoktu. 1940 yılında babaları öldü ama aileyi de pek etkilemedi. Onlar için zaten görünmez adamın tekiydi. Eddie abisiyle kasabadaki her işe koşuyordu. Çocuk bakıcılığı bile yapıyordu. Bu yüzden güvenilir bir insan olarak biliniyordu hep. İki kardeş çalışkan olmaya çalışkandı ama sosyal yaşamları kocaman bir sıfırdı. Özellikle abi Henry Gein 40 yaşına gelmiş ve annesi yüzünden evlenememiş olmasını artık kafaya çok takıyordu. Evde her gün annesine karşı geliyordu. Normalde bu evde görülmemiş şeylerdi bunlar. 16 Mayıs 1944 günü çiftliklerinde çok yakın bir yerde ciddi bir yangın çıktı. Ed ve Henry ayrı yerlerden ateşin çiftliklerine ulaşmasını engellemeye çalışıyorlardı. Çiftliklerine iyice yaklaşan yangını iki kardeş el birliğiyle söndürdü. Akşam olduğunda abisini göremez oldu. Son çare olarak polis çağırmaya karar verdi. Polislerle birlikte etrafta bir araştırmadan sonra Ed, Henry Gein'in cesedini buldu. Cesedin olduğu yere gelen polis, cesedi görür görmez bu olaydan şüphe duymaya başladı. Çünkü ceset yangının etkilemediği bir yerdeydi ve başında yaralar vardı. Ama nedense polis cinayet şüphesi üzerinde hiç durmadı. Kasabanın güvenilir ismi Ed'in abisini öldürebileceğini kimse düşünmüyordu bile. Artık annesiyle ikisi yalnız kalmıştı. Fakat 1945'te annesi geçirdiği felç yüzünden hayatını kaybetti. Artık Ed Gein bu hayatta tek başınaydı. Annesinin baskıcılığı yüzünden hayatı boyunca sosyalleşemediği için ne bir sevgilisi ne de bir dostu olmuştu. Bu koca çiftlikte tek başına yaşamaya başladı. Annesine olan özleminden dolayı annesinin odalarını hiç kullanmıyordu. Hayatı giriş kattaki mutfak ve küçük bir odada geçmeye başladı. Bu dönemde Ed macera ve cinayet romanları okuyordu sadece. Kendisine garip bir hobi de geliştirmişti. Akşamları mezarlıkları ziyaret ediyordu. Evin Nazilerin işkenceleri insan anatomisi ile kitaplarla dolmaya başladı. Ölmüş bir insanın kafatası nasıl saklanır diye araştırmalar yapıyordu. Ayrıca gazetelerde ölüm ilanlarını takip edip yeni gömülmüş mezarlara gidip onları mezardan çıkarıyordu. Özellikle bunu kadınlar için yapıyordu. Annesinden dolayı bütün kadınlara hep düşman olarak büyümüştü. Şimdi ise annesi yoktu. Bir kadına sahip olmak ne demek, bunu çok merak ediyordu. Mezardan çıkardığı cesetlerin derisini yüzüp üzerine giymeye başladı. Kadın olmak, kadın uzuvlarına sahip olmak ne demek, çok merak ediyordu. Gittikçe bu merakı daha da artınca
evinde resmen bir deri koleksiyonu oluştu. Evine arada bir gelip bunu görenler, Ed çocuk bakıcılığı yapan kimseye bulaşmayan bir adam olarak bildikleri için hiç şüphe duymuyorlardı. Derileri klasik Halloween maskeleri zannediyorlardı. 1947 yılına kadar Wisconsin eyaletinde her şey çok normaldi. Fakat bu günlerde polise kayıp ihbarları gelmeye başladı. Bu kayıp ihbarlarının bir süre sonra ardı arkası kesilmeyecekti. Georgia Wagler isminde 8 yaşında bir kız için kayıp ihbarı verildi. Polis ve halk günlerce aramasına rağmen kızı bulamadılar. Kızın son görüldüğü yerde tek delil Ford marka bir arabanın tekerlek izleriydi. 1952 yılında da iki adam kayboldu ve asla bulunamadılar. Ne gören vardı ne de duyan. 1953'te bakıcılık yapan 15 yaşındaki Evelyn Hartley bir anda esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Uzun süre geniş çaplı aramalardan sonra kızla ilgili tek ulaşılabilen şey kızın kanlı kıyafetleri oldu. 1954 kışında bir meyhane sahibi olan Mary Hogan da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Polisin tek bulabildiği delil meyhanenin yakınlarında kan izleri ve boş bir mermi kovanıydı. Bir cinayet olduğu açıkça belliydi ama ortada ceset de yoktu. Polisler olayların üzerinde duruyordu. Kayıp vakalar acaba cinayet vakaları mıydı? İşin önemli kısmı ise vakaların hepsi Wisconsin'a bağlı Plainfield veya yakınlarında oluyordu. 1957'nin Kasım ayında kasabada bir hırdavatçı dükkanı soyuldu. Olay yerine gelip araştırma yapan şerif Arthur Shaley ne dükkan sahibini ne de eşini görebildi. Polis soygunla ilgili civardaki insanlara sorular soruyordu. Bazıları dükkana o gün içerisinde gelen bir kişinin adından bahsetti. Adam Ed Gein'di. Ed insanlar tarafından içine kapanık birisi olarak biliniyordu. Şerif de belki olayla ilgili bir bağlantısı olabilir diye Ed'in dehşet evine gitmeye karar verdi. Şerif 17 Kasım 1957 günü yanına aldığı birkaç adamıyla birlikte çiftliğe vardılar. Çiftliğe uzaktan bakılınca terk edilmiş bir yere benziyordu. Her yerde çöpler, lastikler, hurdalar vardı. Şerif kapıya birkaç kez vurdu fakat açan olmayınca içeriye girdi. Evin içi de dışarıdan farksızdı. Her yer leş gibiydi ve karmakarışıktı. Çok ağır da bir koku vardı. Polisler bir insan burada nasıl yaşayabilir diye düşünmeye başladılar. Plainfield şerifi Arthur Shaley el feneriyle içeriye göz atarken omzuna bir şey sürtündü. Fenerini çevirip yukarıya doğru baktığında tavandan aşağı doğru bacaklarından asılı kafası olmayan bir beden gördü. Müthiş bir şok yaşadı. Bir süre şokun etkisinden konuşamadı. Kendine geldiğinde karnının da yarık olduğunu gördüğü bedenin bir kadına ait olduğunu fark etti. Orta yaşlı görünen kadının dükkan sahibi Bernice Warden olduğunu anladılar. Polisler hemen evi daha fazla incelemeye başladılar. Etrafa baktıkça daha fazla dehşete kapılıyorlardı. Adeta bir korku filminin içinde buldular kendilerini. Bu dehşet evinde her yerde insan derileri, kafatasları vardı. Evdeki abajur ve çöp kovası gibi eşyalar insan derisinden yapılmıştı. Korkunç keşifler devam ediyordu. İnsan derisiyle kaplanmış bir koltuk buldular. Meme uçlarıyla yapılmış bir kemer. O gün polisler hayatlarında daha önce tatmadıkları bir korkuyla evi araştırıyorlardı. Araştırma devam ettikçe işler daha da ileriye gitti. Komple insan derisinden yapılmış bir elbise bulundu. Nasıl bir insan böyle bir elbise yapar ve giyinirdi? Ed Gein'in odasına sıra geldiğinde ise adamın içeride sessizce oturduğunu gördüler. Bu korkunç bulgular bir anda ülke çapında Ed Gein'i popüler bir insan haline getirdi. Herkes bu adamı merak ediyordu. Tam bir korku filmi karakteri gibiydi. O kadar popüler oldu ki Ed Gein ile ilgili yazılan çizilen eserler yok satıyordu piyasada. Albert Block isimli bir yazar Norman Bates adlı bir karakter yarattı. Ve bu Norman Bates karakteri de sinemanın babası olarak geçen Alfred Hitchcock tarafından Psycho filminde yapıldı. Yine bu filmde Ed Gein'den esinlenilmişti. Ayrıca videonun başında söylediğim gibi Texas Katliamı filmi de Ed Gein'den esinlenilerek yapılmıştır. Yine korku severler iyi bilecektir ki Kuzuların Sessizliği de Ed Gein'den esinlenilerek yapılmıştır. Polisler Bernice Warden'un başsız cesedini ve evin içerisinde dehşet verici şeyleri görünce bütün çiftliği komple aramaya karar verdiler. Belki de diğer kayıp vakalarında sorumlusu Ed Gein'di. Bu sırada Eddie ise götürdükleri Waltham'a hapishanesinde dedektifler sorguluyordu. İlk başta her şeyi reddettikten sonra
Bernice Warden'ı öldürdüğünü kabul etti. Ama evin içinde bulunan derileri canlı bir insandan değil, mezarlıklardan aldığını iddia etti. Polisler de gidip mezarlıkları kazınca söylediğinin doğru olduğunu ama bazıları da kimliğin tespit edilemediği ortaya çıktı. İlerleyen günlerde meyhane sahibi Mary Hogan'ı öldürdüğünü de kabul etti. Dedektifler Ed'in hiç pişmanlık sergilemediğini gördüklerinde karşılarında nasıl bir adam var diye şok oldular. Cinayetlerle ilgili hatırladığı kısımları rahatça anlatıyordu. Farklı psikiyatrlar tarafından bazı testler yapıldı. Ed'in şizofren ve seksüel psikopat olduğu ortaya çıktı. Bu psikolojik durumun ise annesinden kaynaklandığına ulaştılar. Kadınlara karşı abartılı bir duygu yaşamaktaydı. Ed Gein, doktorlardan alınan raporlara göre Weipen Akıl Hastanesi'ne yatırıldı. Bu akıl hastanesinde tam 10 yıl geçirdikten sonra artık yargılanabileceğine karar verildi ve 7 Kasım 1967'de tam 10 yıl sonra Ed Gein'in duruşmaları başladı. Fakat 10 yıl önce akıl hastası olarak rapor aldığı için yargılanma sonucunda bir ceza verilmedi. Aslında aleyhindeki suçlar çok netti. Birinci dereceden cinayet. Fakat akıl hastalığı raporu Ed Gein'in hayatını kurtarmıştı. Ed Gein bundan sonraki zamanında akıl hastanesinde geçirdi. Akıl hastanesinde ise çok uyumlu bir insandı. Akıl hastanesinde bazı doktorların söylediğine göre hastanenin en uyumlu insanıydı. Hatta şöyle söylüyorlardı: keşke diğer hastalarda Ed Gein gibi birisi olsa. Bu vahşeti yapan insan hastane içerisinde bir çocuğa dönüşmüştü. Ed Gein yıllar sonra ise 1984'te yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.